Ha, aşağı yani. Ben bak AK Partiliyim. Evet. Ben de soy ismim Neysel Erdoğan. Erdoğan olarak. Var mı yani, akrabalık? Yok. Da, Yalız millet şimdi şöyle. 50 liralık çiftçilik mesela gübre. Şimdi 100 lira, 110 lira oldu. 120-130 lira. He. Ama 50 liralık yem oldu 80 lira. Evet. Ondan sonra mal hiç para etmiyor. Çiftçilik gitti diyor. Gitti. Hayvancılık gitti. Hayvancılık da gitti. Sanayi desen yok. Yok. Esnaf da bitiyor. Evet. Ama şimdi şöyle, Türkiye'de de yani şimdi duyarsız insan da çok. Adam diğer... demişti. 24 Haziran'dan sonra ne değişti? 1 Nisan'dan ne değişti? Hiçbir şey, aynı. Daha mı iyi oluruz, daha mı kötü? Vallahi ben diyorum ki dışarıda iyi değil. Bilmiyorum, yorum yok. Yılbaşından sonra kimisi dolar yükselecek. Ne düştü, ne çıktı? Her şey parandı. Evet abi. Her şey adam. 1 Nisan'dan sonra, yerel seçimden sonra ne değişir peki? Yeni bir Türkiye bekliyor dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Gelip bekliyor tabii, yeni Türkiye'de. Onun istediği gibi Türkiye. Krallık Türkiye'si. Vatandaş için bir şey yok. Ya vatandaş için az bir şey olsa da hepsi kendine. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Hiç bilmiyorum. Bakalım deneyip göreceğiz diye. Vahim bir Türkiye bizi bekliyor. Başlayacak bir şey yok. 24 Haziran'dan sonra ne değişti peki? Hiçbir şey değişmedi. Tam tersi. Kötüye gittik, iyiye gitmiyoruz yani. Ekonomik durum ortada. Sor bakayım amcaya, geçinebiliyor mu emekli maaşıyla? Gençlere sor bakın, babalarına artık kalabiliyorlar mı? Evet. Sıkıntı. Nasıl Türkiye bizi bekliyor? 1 Nisan abi, 2019'da. 19'da bizi bir kuru soğan bekliyor abi. Soğan çok pahalı abi. Ne işte bekliyor işte, değil mi yani? Artık soğan yemeyecek muhtaç olup kuru soğanı ya, o olacak yani. Eyvallah soğan. Emekli olan bir şahsım. Evet abi. Verdikleri para 252 lira. Banka el koyuyor, kalan para 102 lira, 6 çocuk, ev kira. Hadi Cumhurbaşkanı gelsin de beni kurtarsın. Nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz biz? Ekonomi diyor. Gün gittikçe ekonomi halen... Burada 100 kişiden 99'u aç. Zaten zenginler. Daha zengin. Devamlı zengin. Zengine bir şey olmuyor Türkiye'de. Evet. Senin benim gibi fakirler durmadan ben burada sesleniyorum. Evet. Ben emekliyim. Malulen emekliyim. Kolum işte şuradan amele şuraya kadar. Verdiği para 252 lira. Denizbank kesiyor. Şey kesiyor. 102 lira kalıyor. 6 çocuk. Her kira ben 6 ayda kiramı veriyorum. Benim evime gelsin de baksın Cumhurbaşkanı nasıl bir vatandaşa bakıyormuş. Hangi adaletten bahsediyorsunuz? Nasıl bir Türkiye olacak sence abi? Ben...